Herkese merhaba, ben Eylem Cülcüloğlu. Sizlerle bundan böyle YouTube kanalım üzerinden Bitcoin paylaşımlarında bulunacağım. Bu yayınlarımızın ilki. Kısaca isterseniz Bitcoin'i bilmeyen arkadaşlar için bir kısaca Bitcoin'in ne olduğundan bahsedeyim. Ondan sonra işin teknik analiz kısmına devam ederiz. Bitcoin bir sanal para birimi ve Bitcoin alınıp satılabilen bir para birimi. Ama tamamen dijital. Yeni çağın altını olarak nitelendirebiliriz Bitcoin'i. Ve elektronik olarak üretilmekte ve elektronik olarak depolanıyor. Bitcoin borsaları üzerinden de alınıp satılabilen bir para birimi. Şimdi Bitcoin neden ilgimizi çekiyor? Çünkü fiyatı çok yükseldi. Yani baktığımız zaman 2016 yılında 200 dolar seviyelerinde olan Bitcoin şu an 6400 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu inanılmaz bir yükseliş. Başka hiçbir yatırım aracında böyle bir yükseliş görmedik. Bu bazı analistler bunu altına hücum dönemi gibi tanımlamakta. Amerika'da altına hücum dönemi yaşanmıştı. Bir anda herkes altın madenlerine saldırdılar ve bir şekilde Bitcoin de şu an onun gibi. Herkes Bitcoin almak istiyor. Bitcoin almak isteyenlerin sayısının artmasıyla da Bitcoin'in fiyatı çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Şimdi size şöyle söyleyebilirim. Tabii takip eden arkadaşlar bunu çok iyi bilirler ama yeni izleyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Temmuz ayından bu zamana Bitcoin fiyatını iki katına katladı. Yani 3000 dolarlardan biz 6000 dolarlara geldik ve şu an bazı analistler sene sonuna kadar 10.000 dolarlar seviyelerine ulaşılacağını belirtiyor. Hatta bazı Wall Street analistleri 2021-2022 yıllarında 100.000 dolara ulaşacağını Bitcoin'in öngörmekte. Tabii bu bir riskli bir yatırım aracı. Çünkü çok normal yatırım araçlarında mesela altın alırsanız veya döviz alırsanız bu kadar çok dalgalanmalar olmuyor. Bitcoin'de ise bir anda 2000 dolar yükselip sonra tekrar 1000 dolarlar seviyelerine inebilir. Böyle hareketler Bitcoin dünyasında olan hareketler. Ama uzun vadede şunu söyleyebiliriz ki Bitcoin her zaman kazandıracak bir para birimi. Çünkü artık dünya bunu kabul etti. Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde bunu konfirme etti. Özellikle IMF'in yaptığı açıklamalar Bitcoin'in önümüzdeki yılların dijital parası haline geleceğini kanıtladı. IMF Başkanı İngiltere'de yaptığı bir konuşmasında merkez bankalarına, dünyadaki merkez bankalarına bir uyarıda bulundu ve dedi ki Bitcoin'i önemseyin. Yani Bitcoin geleceğin bir para birimi. Tabii bu açıklamadan sonra fiyat çok hızlı bir şekilde yükseldi. Daha sonra takip eden arkadaşlar bilirler. Wall Street fonları Bitcoin'e yöneldi. Hedge fonları adını verdiğimiz fonlar Bitcoin üzerinde çalışmaya başladı. Ve bu tür güzel haberlerin artmasıyla basında da Bitcoin'in sürekli dile getirilmesiyle Bitcoin'le ilgilenenlerin sayısı arttı ve bu da fiyatların yükselmesine yol açtı. Şu an ama yine de şunu söyleyebilirim sizlere. Bitcoin şu an başlangıç aşamasında hala ve şu an Bitcoin alanlar bizler gibi, sizler gibi bu işin öncüleriyiz biz. Yani tabii ki 200 dolar seviyelerinde, 100 dolar seviyelerinde hatta 1 dolar 2011'de çıktı çünkü. O zamandan bu zamana Bitcoin alan kişiler tabii ki en öncüleriydi ama bu çok kısıtlı bir bilgisayarcı camiasıydı. Şimdi ise genel insanlar bunu almakta ve şunu söyleyebilirim ki hala öncüyüz çünkü şu an market kapitalizasyonu yani marketin derinliği henüz 100 milyar dolar bile değil. Bu rakamın
ileride trilyon dolarlara kadar çıkacağı bekleniyor. Şimdi dolara falan baktığınız zaman bunlar hep böyle trilyonlar seviyesinde. Bu şu an çok daha başlangıç aşaması. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu trilyonlarca dolar seviyesine ulaşacak Bitcoin pazarı. Ve o zaman da tabii ki bu kadar sert dalgalanmalar olmayacak. Ama nedir? Şu an Bitcoin alanlar ileride yaşayacak diyebiliriz gerçekten. Çünkü şu an birikimlerini Bitcoin'e aktaran insanlar belki 5 kat, belki 10 kat, belki 100 kat kazanç sağlayacaklar. Şimdi isterseniz mevcut para piyasalarına ve Bitcoin piyasasına bir bakalım. Şu an bir teknik analizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonraki yayınlarımızda da teknik analizlerimi sizlerle aynı şekilde paylaşacağım. Bunu İngilizce olarak da bu yayını yapmayı planlamaktayım. Bu teknik analizlere de şu ekranda şu an gördüğünüz teknik analize tradingview.com üstünden ulaşabilirsiniz. Orada da yabancı yatırımcılarla bu analizlerimi paylaşmaktayım. Şimdi chart üzerinden gidersek Bitcoin fiyatı şu an bu yayını ben kaydettiğim zaman 6.364 dolar seviyesinde. Ne oldu? Kısaca isterseniz biraz chart üzerinden neler oldu? Onun üzerinden biraz konuşalım. Bitcoin bildiğiniz üzere bir iki hafta evvel en yüksek rakama yani 6.000 dolar seviyesine gelmişti. Şimdi ondan sonra bir sert düşüş oldu. 5.400 seviyelerine kadar indik. Sonra tekrar bir yükseliş oldu. Yine 6.000 seviyeleri görüldü. Orada bir direnç oldu. 6.000 seviyesinden aşağıya tekrar inildi. Şu chartta kırmızıyla gösterdiğim şu anki destek noktamız. 5.725 dolarda seviyesinde çok güçlü bir destek oluştu. Bu desteğin güçlü olmasını da şu şekilde açıklayabilirim. 27 Ekim ve 29 Ekim arasında fiyat yatay bir hareket izledi. Ve çok yüksek miktarda Bitcoin alındı bu iki gün içinde. Ve o fiyattan alındığı için yani 5.725 dolar seviyesinden Bitcoin alındığı için orada bir destek oluştu. Çünkü o fiyattan alan kişiler onun altında satmayı pek düşünmüyorlar. O yüzden de 5.725'in kısa vadede kırılacağını düşünmüyorum. Şimdi bundan sonra devam edelim. Neler oldu? 29 Ekim'den sonra yani 29 Ekim'i 30 Ekim'e 29 Ekim günü diyebiliriz. Çok ciddi bir breakout oldu. Ben analizlerimde TradingView'da bunu belirtmiştim. Breakout olacak demiştim. Onu da çünkü 29 Ekim'in tam 29 Ekim'e girdiğimiz saatlerde yazmıştım. Onu da nasıl buldum? Bu Tom DeMark adlı Wall Street uzmanının geliştirdiği bir sistemi kullanıyorum ben. Değerlendirmelerde, pardon. Şimdi Tom DeMark count'a göre eğer biz 2 alırsak, yani yeşil 2 ve birden çok daha yukarıda yeşil 2 büyük bir yükseliş anlamına gelmekte. Ben dedim breakout olacak. Hatta çoğu kişi trading camiasındaki kişiler dedi ki yani sen bu işi bilmiyorsun. Böyle bir şey olmayacak. Bu rakam düşecek ama tabii onlar yanıldı. Ben bildim. Sonra ne oldu? Tekrar isterseniz chart'a geri dönelim. Sonra tabii ki
bu breakout olduktan sonra, çünkü şunu her zaman bilin, breakout dediğimiz şey bir anda hızlı bir şekilde yükseliş demek. Ama şunu bilin, hızlı yükselişlerden sonra illa düşüşler olacaktır. Yani sürekli hiçbir piyasa yükselmez. Bu mümkün değil. Hep dalgalanma olur. Bu işten para kazanan insanlar da dalgalanmanın ne zaman olacağını tahmin edip dalgaya göre hareket eden kişilerdir. Yani dalganın aksine hareket etmeye çalışırsanız her zaman zarar edersiniz. Yani sonuçta trend yükseliş trendindeyse sizin bunun tersi hareketi etmeniz, yani short dediğimiz, trading camiasında short olarak adlandırıldığımız hareketi yapmanız size bir kazanç sağlamaz, zarar sağlar. O yüzden trendi iyi değerlendirmek önemlidir. Şimdi ne oldu ondan sonra? Tabii biz çok büyük bir rakama ulaştık. All time high dediğimiz, ATH denir, ATH denir camiada. Ne zaman oldu? Yine chart üzerinde görüyorsunuz bir tane 6. Şimdi o 6 numaralı yerde, yeşil 6, 6364 seviyelerine ulaştı. Çok bir anda bir yükseliş oldu ama çok kısa bir süreliğine, sonra da düşme trendi oldu. Chart'ta gördüğünüz gibi. Sonra tekrar 6000'e yaklaştı. Tam 6000'e gelmedi ama 6200'ün altına indi. Yani 6100 seviyelerine geldi. Şimdi ondan sonra devam etti tabii trend. Şey bitti. Tom Demark indikatörümüz bize yine 2 verdi. Şimdi şu zamandan bahsediyoruz bu. Yani 31 Ekim'de Tom Demark indikatörümüz bize 2 verdi. Bu çok önemli. Bu arada bu chart 4 saatlik bir chart. Bu indikatörü günlük, haftalık ve aylık olarak da uygulayabiliyoruz. Ama 4 saatten daha az olarak bakmayı tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü saatlik hareketler çok sağlıklı olmamakta. Şimdi tekrar 2'yi gördüğümüz için ben yine dedim, Bitcoin chat kanallarında oralarda görüşüyorum insanlarla. Onlara dedim ki bu yükselecek arkadaşlar, yükselecek. Yine güldüler. Yani dediler ki yok, olmaz, bu yükselmeyecek, düşecek, sen ne diyorsun? Ve tabii ben de bir dedim, siz daha iyi bilirsiniz, ama daha iyi bilirsiniz biraz tabii ki iğneli bir şekilde söyledim. Daha iyi bilen arkadaşların hepsi paralarını kaybetti. Şimdi tekrar çarta gelirsek ne olacak? Şimdi bundan sonra önemli olan ne olacak? Çünkü o yükselecek dedim ve yükseldi. 6450'ye geldi. Yani inanılmaz bir rakam. 6450 dolara geldi. Yine bir all time high yaptı. Şimdi tabii insanlar her zaman trading camiasında şöyle bir durum vardır. All time high'a geldiği zaman durum belirsizdir. Yani çünkü bütün zamanların rekorundan bahsetmekteyiz. Yani ne olacağını kestirmek çok kolay değildir. Yani geleneksel teknik analiz araçları size şunu söyler. Der ki yani işte bunun direnç destek noktaları budur, işte Bollinger bandı budur, işte MACD'si budur, RSI şudur falan filan. Ama all time high'da bu geleneksel araçlar çok fazla işe yaramaz. Şimdi o yüzden burada bizim elimizde en güçlü araçlardan yine bu dediğim Tom Demark indikatörü. Ben buna yaklaşık bir senedir üzerinde çalışıyorum. Anlamak da çok kolay değil. Ama internette araştırmanızı tavsiye ederim. Veya benim videolarımı izleyebilirsiniz. Ben zaman harcamaktayım buna. Şimdi tekrar chart'a dönelim. Ne olacak? Öngörümüzü şimdi burada açıklayacağım. Şimdi chart ekranlarda.
Şimdi 6300, 6400'lere geldik. Tabii bir anda all time high gelince insanlar sattılar. Kâr realizasyonu diyoruz buna. Hemen sattılar. Ya dediler, güzel, bu rakamdan daha yükseğe çıkmaz. Satalım. Şimdi tabii şu an herkes, yine bazı traderlar diyor ki, Eylem sen bu işi bilmiyorsun. Bu düşecek. Yani 6450 zaten bunun çıkabileceği en fazla yerdi. Ben diyorum ki hayır. Bu yükselecek. Çünkü neden? Çünkü zaten şu an bu time analiz indicator'ımız bunu göstermekte. Yani henüz şey olarak bakarsak, hele günlük çarta veya haftalık çarta, bunu görebiliriz. Önümüzde 5 gün daha yükseliş trendi var. Şimdi 5 gün yükselecek demek, bu fiyat yatay gitmez. Yani çünkü yükseliş trendine girdiği zaman insanlar alma moduna giriyorlar. Bu 5 gün içinde benim tahminim, yani not edebilirsiniz, 31 Ekim 2017'de bunu söylüyorum. 5 gün içinde tahminim 6800 dolar seviyesini göreceğiz. Şimdi 6800 dolar seviyesine 5 gün içinde ulaşacağız. Ama tabii 6800'den sonra ne yapacağız? Şimdi esas önemli olan o. Yani şimdi 6800 bu işin sonu mu? 6800'de satalım mı Bitcoin? Hayır, hayır. Şunu yapabilirsiniz. 6800'de bir düzeltme olacağını tahmin ediyorum. Yani 6800 dolara ulaşacak, bir correction adını verdiğimiz, düzeltme Türkçesi, bir düzeltme olacak. 6800'de insanlar satacaklar. Çünkü bu bir de biraz da psikolojik. Bu forumlarda her yerde 6800 lafı edilmeye çok başlandı. Biraz da öyle oluyor. İnsanların bir beklentisi oluyor. 6800, 6800, sonra 6800 gelince sat gitsin diyorlar. Tabi al sat en çok kazandıran iş al sat. Ama tabi bu al sat işleri riskli. Onu tekrar söyleyeyim. Burada anlattıklarımın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. Eğitim amaçlı. Kendi bilgilerimi paylaşıyorum. İsteyen bunu kullanır, isteyen kullanmaz ama karar sizin kararınızdır. Kesinlikle ne ben ne başkası, başkasının düşüncesiyle bir şey alıp satmayın. Yani sonuçta para sizin paranız, karar sizin kararınız. Sadece burada ben bilgilerimi paylaşmaktayım. 6800'de açıkçası tavsiyem şu olur. 6800'de satabilirsiniz elinizdekini. 6800'den sonra bir yaklaşık bir 500-600 dolarlık bir düzeltme olacağını öngörüyorum. 6800'de satıp, yani TL'ye geçip veya margin trading yapıyorsanız yurt dışında, orada zaten bilirsiniz nasıl işlediğini işin. 6800'de çıkarsınız, pozisyonu kapatırsınız. Sonra 6200'lere indiği zaman tekrar girersiniz. Şimdi ben genel olarak, yani margin trading olayında, şorta, Bitcoin için şortlamaya, yani düşüğe aşağıya oynamaya karşıyım. Çünkü Bitcoin yükselen bir trend. Ve tabii ki düşüşler oluyor ama düşmeye oynamak çok riskli. Çünkü sürekli yükselen bir trendden bahsediyoruz. Yani o yüzden ben tavsiye etmiyorum. Yapan var mı? Var. Yapabilir insanlar ama çok riskli olduğu için benim mantığım şu: belli bir pozisyona bekleyeyim, iyi yerden gireyim ama hep almaya gireyim, satmaya girmeyeyim. Al sat yapıyorsanız da iyi noktada, yüksekte satın, düşükte alın. Yani kural bu. Şimdi ondan sonraki ileri analizim ne olacak dersek, tekrar bir chart'ı açalım. Şimdi 6800 ise ulaştıktan sonra, bu tabii 5 gün içinde olacak. Yani 3 Kasım, 4 Kasım, belki 2 Kasım, hiç belli olmuyor tabii nasıl hareketler olacağı.
Ama 4 Kasım'a kadar bu işin olacağını zannediyorum. 6800'den sonra 6200'e inecek. İndikten sonra bu sefer yani bu iniş süreci de 4 gün civarında olmasını bekliyorum. Yine Tom Demark indikatörü bunu söylemekte. Çünkü genelde yükselen trendlerden sonra aşağı yukarı bir 4 günlük düşme trendi olmakta. Bazı zamanlar bu 6 güne kadar çıkar. Eğer piyasa kötüyse 9'a kadar iner. Zaten 9'a inerse yükselme trendi de bitmiş demektir. Ama şu an bizim uzun vadede baktığımız için aylık chartta da yükselme trendi gözüküyor. Bu mümkün değil. Çok kısa ve geçici bir düşme trendi olacak. 4 günlük olacağını öngörüyorum ben. 6200'e 4 gün içinde inilecek. O noktada tekrar alın derim. Alın. Bu sefer çok yükselecek. 6800'de kırılacak. Yine bir 9 günlük yükselme trendi olacağını tahmin ediyorum. 6800'de kırılıp 7000, 7200 bile olabilir rakamına gelecek. Şimdi 7200'de ne yapacağız? Tabii bu önemli bir şey. Çünkü çoğu kişi diyecektir ki bekle bu 8000'i 10000'i görür. Hayır. Şimdi 7200 seviyesinden sonra çünkü bu süre olarak da Segwit 2x bölünmesine internetten araştırabilirsiniz. Teknik bir konu. Bitcoin'in altyapısı ile ilgili blok size'ları genişleyecek ve Bitcoin iki ayrı network'e bölünme ihtimali var. Segwit 2x bölünmesiyle beraber ve rakam da çok yüksek olduğu için 7200'de çok yüksek kar realizasyonu olacağını tahmin ediyorum. Yani 7200 seviyesinde kesinlikle satın. Yani 7200'ü gördüğünüz an satın. Ondan sonra işte TL, dolar neyse cash olarak bekleyin. Çünkü çok sert bir iniş olacak. Yani hatta çoğu kişi panikleyecek. Ne yaptık biz? Paralar gitti. Bitcoin kaptırdık parayı falan değil. Bu birazcık böyle buna balina hareketi deniyor. Bu büyük yatırımcılar bunu yapıyor esasında. Çok büyük parası. Milyarlarca dolarları var. Adam 2 milyar dolarlık bir alım yapıyor. Ondan sonra tekrar alıyor, satıyor falan. Bir sürü oyun var. O sırada da küçük yatırımcı eğer işi bilmiyorsa parayı kaptırıyor tabii. Şimdi o yüzden 7200'de hemen satın. 7200'de satın. Yaklaşık 5000-5200 seviyesine kadar orada çünkü 5200 ve 5000'de çok ciddi bir direnç pardon destek noktası var. Onun kırılacağını hiç zannetmiyorum. Zaten 5725'te de var ama o 7200'deki büyük düşüşte 5700 tutmaz. Yani orası çok büyük bir direnç destek noktası değil. 3-4 günlük bir yer ama 5000-5200'de 10 günlerce süren yani uzun bir süre insanların aldığı bir nokta orası. O yüzden oraya kadar düşeceğini öngörüyorum. Sonra işte esas büyük rakama doğru ilerlemeye başlayacağız. Yani bu tabii söylediğim şeyler Kasım'ın ortasına gelecek. Öngörüm işte 15 Kasım, 16 Kasım gibi bu olayın olacağı. Yani 7000, 7000, 7200'lere kadar ulaşıp sonra tekrar 5000'lere kadar ineceğiz. Sonra da Aralık ayı itibariyle de 5000'den bu sefer çok daha yükseğe gideceğiz. Çünkü bunu görün. Çünkü neden olacak? Bu birazcık insan psikolojisiyle de ilgili. Şimdi insanlar bakacak. Allah diyecek. Çok iyi 5000 dolar çok ucuz. Alayım ki bu 7200'e çıktı zaten daha da artacak. O mantıkla herkes alacak. Yani 5000'e indiği zaman çok kişi alacak. Bu sefer artış hızı daha da fazla olacak. Yani benim öngörüm 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle bunu kayıda geçsin diye söylüyorum. Daha sonra bu videodan montaj yapıp yayınlarım çünkü.
Benim öngörüm 2018'den önce 9 ila 9-10 bin dolar seviyelerine gelecek. Yani ben 10 bin olacağını düşünüyorum. Ama şu an epey bir zaman var. Çok kesin konuşmak doğru olmaz. Ama 9 bin ile 10 bin dolar arasında bir yerde olacağını 2018'in girmeden, yani 2017'nin sonunda Christmas zamanı ve işte yeni yıl zamanı bu rakamlara ulaşacağını öngörüyorum ve 2018'inde Bitcoin için çok daha büyük bir patlama yılı olacağını öngörüyorum. Çünkü şu an büyük devletler buna el attı. Bir sonraki videoda ondan bahsedeceğim. Bitcoin madenciliği ve bir önerim de olacak Türkiye için. Türkiye Bitcoin madenciliği yapabilir çünkü. Bunun için gereken tek şey elektrik ve bir büyük data center. Biz elektriği güneş enerjisiyle üretip sıfır maliyetle, neredeyse ilk yatırım maliyeti olacaktır ama sonrasında sıfır maliyet ve sıfır kirlilik ile Bitcoin üretebiliriz. Konya bunun için çok müsait bir yer. Bunun detaylarını bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Herkese başarılı, mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere.